Tabii ki zekat müessesesi İslam'ın ana müesseselerinden birisidir. İslam'ın da beş ana unsurundan bir tanesidir. Bünyel İslam ala hamsin, şehadeten la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itai zekah vel hac ve savmi ramazan. Sadaka Resulullah fima gal ev kema gal. O beş ana unsurdan bir tanesi de zekattır. Zekat mali bir ibadettir. İbadetler üç kategoride mütalaa edilir. Bedeni ibadetler, mali ibadetler, hem mali hem de bedeni ibadetler. Namaz bedeni bir ibadettir. Zekat mali ibadettir. Hac hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Dolayısıyla kimler zekat verir? Özet olarak bakacak olursak, Müslüman, akıllı, baliğ veya baliğ, akıl baliğ olmuş diyoruz, mukim, şer'an zengin sayılan herkes zekatla mükelleftir. Ama zekatın sıhhati açısından şartları vardır, edası açısından şartları vardır. Zekata tabi olan mallar envali zahire ve envali batine olarak ikiye ayrılır mallar. Yani bir hakikaten artıcı olan, mesela koyunlar 40'tı, 80, 120, 121 oldu. Bunun gibi. Bir de değer olarak artan şeyler vardır, mali varlıklar vardır. Bunların her ikisine de zekat tahakkuk eder. Zekatın tahakkuk etmesi için birkaç tane şartı var. Bunlardan bir tanesi, malın hakikaten ve hükmen artıcı olması. Birincisi bu. İkincisi, mülkiyet esastır. Malın kişinin yanında olması. Kuvvetli alacaklar da yanında, borçlar da yanında olmadan sayılır. Biz borç deriz ama İslam hukukunda bu alacak. Bugünkü şeyimizdeki alacak. Bir diğer şeyi, o malın üzerinden bir yılın geçmesi lazım. Eğer bir yıl geçmezse zekat tahakkuk etmez. Ama verse ne olur, kişi verebilir. İsterse 3 senenin zekatını bu seneden verebilir. Ama vermediği zaman da Allah nezdinde yıl üzerinden geçmemişse Allah nezdinde şey olmaz, sorumlu olmaz. Buna benzer şartlar var. Peki zekat kime verilir? Bu da çok önemli. Allahu Teala innemes sadakatu lil fuqara'i vel mesakin vel amilin aleyha vel muallafati kulubuhum ve firriqab vel garimin ve fi sabilillah ve ibnis sabil feridatan min Allah vallahu alimun hakim. Tevbe suresinde bu ayeti celile zekat 8 sınıftan birine verilir. İnnemâ sadakâtü lil fukara, fakirlere, miskinlere, yolda kalmışlara, şu kadar para getirirsen azat olursun denilen kölelere, Allah yolunda olanlara, borçlulara ve dolayısıyla Tevbe suresindeki bu okuduğum ayete bakıldığı zaman kimlere verileceği bellidir. Kime verilmez? Bu önemli. Zekat zenginlere verilmez. Nasıl çözeceğiz hocam? Bir ağaç düşünün bakın. Zenginlerden sonra kime verilmez? Bir ağaç düşüneceksiniz. Ağacın kök var, ağacın dallar var. Kişi kendini ağacın gövdesi kabul edecek. Yakından uzağa doğru gitmemiz lazım. Zekat vermede, fıtır sadakasını vermede evla olan odur. Ama 8,5 lira hiçbir zaman bizi yanıltmasın. O tabandır. Tavanın sınırı yoktur. İki vakit yemekte sabah ve akşam, İslam'da iki vakit kabul edilir. Bir kişi kaç lira yiyebiliyorsa fıtır sadakasını ondan vermesi evladır.